Balkan gezimizin 4. gününün Üsküp sabahından herkese selamlar. Şimdi kahvaltıya gideceğiz. Saat 7.30. 8'de otobüs hareket edecek. Sevcan da hazır. Değil mi? Hı hı. Umarım bugün kahvaltı yapabiliriz. Dün yapamamıştık. Belgrad'dan selamlar. Hadi de Belgrad'dan selamlar. Selamlar Belgrad'dan. Şimdi biz otele mi gidiyoruz? Şehir Hayır. Mi? Tur yapacağız. Şehir turu. Ha, şehir turu. Tamam. Mikhailova Caddesi, Anna Caddesi. Burada çok mağaza var, kafeler ve restoran ve bu en önemli Belgrad'ın caddesidir. Ve caddenin sonunda Kale Meydan ya da Kale Meydan başlıyor. Başkan Melik Gökçe'nin Belgrad'a bir armağanı. Burası askeri müzesi, açık hava müzesi. Çok toplar ve silahlar var savaştan. Birinci Dünya Savaşı ve İkinci Dünya Savaşı. Bu da bir Osmanlı eseri. Kendisi buraya gelip hayatını burada kaybettiği için burada şey yapılıyor. Kimdir? Kendi adı. Damat Ali Paşa. Yani hanedan damadı. Buraya görevli olarak gönderiliyor. Hayatını da burada kaybettiğinden dolayı türbesini de buraya yapıyorlar. Evet, 5 dakika bir nehri görmeye geldik. Edro. Tamam. Ama hafızan yoksa öyle biraz sevin. Askeri kiliseymiş. Neymiş? Askeri kiliseymiş. Ne yapıyormuş askerler? Askerlerin kemikleri varmış burada saklıyorlarmış. İsa hayatını şey yapıyor, kaybediyor, sonra onu gömüyorlar. Gömdükten sonra da bir tekrar kendisi diriliyor. 40 gün havarilerine görülüyor ve onun sonrasında göğe yükseliyor. Onun için Hazreti İsa öldü demiyoruz. Hazreti İsa göğe yükseldi diyoruz. Burada da göğe yükseliş sahnesi. Bakın kendisine bakmaya gelen yerinde askerleri görüyorsunuz. Romalı askerler de çatal almamız lazım. O çatalı benim de verir misin? Niye çekiliyor? Kötü göründüğü mü düşündün? Yok, sen mi çekeceksin? Gel. Ya da geçiyor mu oradan? Dediğim gibi haritadan takip ederiz, yaklaşınca ineriz. Yapacak başka bir şey var mı? Çok yürümeyelim. Manikeş. Manikeş mi? Yok. Dedim mi? No, no. Ne anlayacağız? Bence vermeyelim değil mi? 50 dolar falan. Hadi, karşılıklı.
Şu an şuraya gitmemiz lazım da. Nereye gitmemiz lazım? Şu taraf. Karşıya mı? Aynen. Bu biraz sağa doğru gidiyor şu anda. Nereye oturalım? Bilemedim, her yer çok güzel. Şu an saat 11.10. Otele gitmemiz yaklaşık 50 dakika sürecek. Artık bugün de bitirdik. Dördüncü gün güzel geçti. Genelde yolda geçti ama. Bugün bir de burada Sırbistan'da şey varmış, protesto varmış, otobüsler bedava. Öyle gördün, her şey yenmezmiş. Şekerli pizza. Burada yiyelim, atalım şurada ya. Çok sıcak tutamıyoruz. Biz bugün bulamayacağız herhalde. Otelin yolunu. Soğuktu herhalde, bu fırına soktu. Nasıl tadı? Belki de şekerli bildiğim böyle, çok tatlı. Allah Allah. Ketçap sıkıp daha da tatlı yapacaksın. Bakayım ben. Hindistan yerel yemekleri. Havada şu an sinekler uçuyor. Sinek düştü alıp. Maşallah aldı. Neydi? Kulaklı yemeden. Bir de çok normal karşılıyor. Çünkü falan yapıp değiştirirler. Aşkım ne yapıyorsun? Bu da sebzelisi. Güzel mi bu? Dene. Tadı güzel. Bir parça alabilirim. Bundan da bir parça alabilirim. Tamam. Evet, bu arada o şekerli gibi tadı. Bunda da şekerli gibi aynı. Ha. Kendi o kadar beğenmedi ki sana yedirmeye çalışıyor. Arkadaşlar biz otelin yolunu bulur muyuz bugün? Aynen. Bir tatlılık var. Güzel ya, saatte 11. Sırbistan'ın sokak lezzetlerini tadıyoruz bu akşam. Aynen. Teknoloji çok güzel bir şey değil mi? Aynen. Yabancı bilmediğim bir yerde bile. Sabaha kadar gezerdik. Şuradan sola döndükten sonra otobüse bineceğiz ve otelimizin orada ineceğiz. Evet. Güzel olmasın sadece. Odanın anahtarları şeyin üstünde. Fotoğraflarını atmışlar ya. Otele gece 1'de gelince böyle oluyor. İsimle yazmışlar mı? Yazmışlar ya. 507 bizim. Tamam tamam. Gel yatıyor bebeğimizi. Kaç kalış oluyor burada? Harbiden orası ne? Hiç tabela falan yok. Otel bu arada çok kötü arkadaşlar. Altına şeyleri bulamamasın mı? Nasıl bir otel? Orada ne var? Hiçbir şey yok. Bu tarafta bir yazı var. Ulan. Korktum yemin ediyorum. Orada yürüyen bir korku ya. Hiç olmuyorsa benim adımdan da vermeyin. Ay, camlar oynuyor fark ediyor musun? Aşkım ya. Of, buz gibi ama oldu. Ana. Nasıl? Bizimki nasıl? Aşkım bizimki güzel. Aşkım gidelim. Ben geleceğim, sonuza bakacağım şimdi. Koltuktan dolayı ısrarlar. Abi yastıklar falan. Lekeli pencere güzel kokuyor da. Bir şey da. Söyleyeyim, çok güzel kokuyor ve onlar... buz gibi oldu. Sizin pencereniz var mı? Ya sizin pencereniz yok. Bizim pencereniz var. Var, Ooo, tavanı açılıyor. Çok havalı. Bir şey söyleyeceğim. İyi ki burada biz kalmıyoruz. Her yer aynalı. Benim ödüm kopar. Gece döndüğümde. Gece döndüğümde kendimle bir tarafta da aynı var. Bu nasıl bir fantezi yalnız? Bir şey söyleyeceğim. Odaları buz gibi yapmışlar. Niye? Çünkü biz geç geldik.
Neyse, hadi iyi geceler. Hadi öptük arkadaşlar, iyi geceler. Koltuk takım. Panyo da cam var. Dış alırken dışarıyı izlemek keyifli. Kimin aklına gelir ki banyo ya? Ne alaka abi? Cam yapmak. Karşıdaki evler görür yani. Kullanma. Ama sen hiç bu otelde böyle bir dolap gördün mü? O ne alaka harbiden ya? Hayır, baza da çok enteresan zaten. Koltukmuş bu. Evet. Demişler ki hadi karşım sen biraz da baza ol. O da sonra baza olmaya karar vermiş. Çok enteresan. Ya da çift anadal yapıyor. Yapacak bir şey yok. Böyle idare edeceğiz. Hadi görüşürüz de. Görüşürüz. Dördüncü günümüz böyleydi. Bay bay. Bay bay.